Merhabalar arkadaşlar. Bugün annem apartman toplantısına gitti. Annemin bu videodan haberi yok. Şimdi ilk başta şeyleri hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Likelarımızı da unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok önemlidir. Şimdi annem dediğim gibi apartman toplantısına gittiği için ben evde tek başımayım. Ay şurada da annemin kargosu geldi arkadaşlar. Annemin yeni çiçekleri bunlar da. Şöyle koyayım düşmesin. Annem çok heyecanlandı. Tabii ki ben de heyecanlandım. Biz üç kuşağız arkadaşlar. Annem, ben. İki kuşaktan gelme bir çiçek sevgisi var benim. Böyle şu üçü. Yani şu mor, şu pembe, bir de şu mor. Bordoydu herhalde bunun. Evet, bordo. Bu üçü annemin, şu da benim. Bir tane daha var benim. O da içeride, odamda duruyor. Bunlar şimdi annemin yeni aldığı çiçekler. Menekşeler var. Ondan sonra mini menekşe var şurada. Kaktüsler var, sukulentler var. Sonra sardunyalar var. Böyle yapraktan menekşeler falan var. Bugün annem çok mutluydu. Hatta şu da yabancı gelebilir size. Bunların adı neydi? Bir dakika. Bambu. Bambuların içinde farklı gelebilir bunlar. Bunu komşumuz getirdi bize. Sabah ben okuldayken anneme getirmiş. Burada kargodan gelen çiçekler, işte menekşeler, sukulentler var. Ben tabii ki hepsini çok sevdim. Yani işte anlamışsınızdır siz beni. Annemden geldiği için çiçek sevgisi. Böyle bütün çiçekleri seviyorum. Burada yani ben size bu videoyu çiçek sevgimi anlatmak için açtım. Burada anlattığım gibi işte annemin çiçekleri falan var. Ben bu çiçeklerin birkaçını ben alacağım annemden. Bunu da anneme dedim kargoyu açarken. Arkadaşımız şöyle annemin takipçisi şöyle fitilli sulama yapmış. Böyle ipten yapmış. Biz böyle şeylerden yaptık. Çoraplardan falan yaptık. Eski çoraplardan. Burada bu çiçekli. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Minicik çiçeği var. Bir tane daha var şurada. Şöyle. Bu arada annemin takipçisi de bu yapraklar kurumasın diye peçeteyi ıslatmış, sarmış, sonra da bantla tutturmuş. Yani çıkmasın diye, sıkışsınlar diye içinde. Şurada da tavşan kulağı. Batar mı ki ya? Ay. Tavşan kulağıydı sanırım bu, evet. Böyle şeyler var. Şu da onun yavrusuna benzer bir şey. Şöyle. Elime batacak diye korktum. Tamam, batmamış. Yani böyle çiçekler var. Şurada da benim aşkım var. Uy. Bunu çok seviyorum. Sevdiğim için aldım bunu. Annemle benim bu. Çok tatlı bir kaktüs. Burada işte şunlar sardunya. Sakız sardunyası mı bilmiyorum. Şöyle sardunya var. Yani ben o ikisini ayırt edemiyorum. Burada tamına 12 tane sardunya var. Kargodan gelme. Burada da bak şu da şey mini. Mini menekşe. Şöyle. Donukları bile minnacık. Burada işte dediğim gibi sukulentler falan var. Şöyle. Şu ikiz duruyor. İki tane. Şunlar annem arkadaşlar çok istiyordu. Şöyle. Çok tatlı bir şey ama. Şu da onun yavrusu. Ya şu neydi ya? Şunun adını unutuyorum ben. Ama arkadaşlar bu annemin en sevdiği çiçek tabii ki de benim
Benim de en sevdiğim çiçek. Böyle yaprakları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar benim. Bu çiçek açıyordu, değil mi? Evet. Açıyordu. Bunun çiçekleri de çok hoş. Ha, dur. Ben onu başka şeyle karıştırdım. Bunun çiçekleri yok arkadaşlar. Şöyle. Ama yaprakları çok hoş. Çok seviyorum yapraklarını. Burada işte 12 tane sardunya var. Yani en iyi terapi çiçek terapisi arkadaşlar. Böyle nasıl desem, boş şeylerle uğraşacağınıza, yani böyle çiçeklerle falan uğraşın. Çiçek dikin. Çiçek yetiştirin yani. Böyle bir bakmışsınız, annem bir tane menekşeyle başladı ilk önce. Sonra bu 5 tane oldu. Sonra 10 tane oldu, 20 tane oldu. Şimdi evimizde 200'e yakın çiçek var. 200'ü de belki de geçmiştir bu çiçeklerle. Yani geçen çiçekler var işte. Çok fazla. Yani bir kere saymıştık biz. Böyle iki tane balkonumuz var bizim bu evde. İkisi de çiçeklerle dolu. Evimizin içinde çiçekler var. Böyle raflarda falan çiçekler var. Annem daha da çok yetiştirmeyi istiyor. Yani ben de istiyorum. Böyle işte annemin kanalına girerseniz zaten orada da böyle çok çiçek nasıl yetiştirilir? Çiçekleri koruma altına nasıl alınır? Böceklerden nasıl korunulur? Onlar falan var. Bu benim minnişim. Şöyle. Çok tatlı bir renk. Bu biraz daha büyüdüğünde bundan anneme de vereceğim ben. Şu da, ben bunu seçmedim arkadaşlar. Koyu renk olduğu için fazla seçmedim o yüzden. Bunun bir açık tonu var. Böyle açık pembe var. O daha açmadı benimki işte. Açmadı bu anneminki. Şu da çok tatlı. Beyazla mor karışım şöyle. Ben bu açmadan önce bunun gibi sanıyordum. Ama bu böyle beyaz karışımı, mor karışımı çıktı. Şimdi evet, bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube kanalına girerseniz, Gülay Hanım'la Doğa Harikaları yazarsanız zaten annemin kanalı çıkıyor karşınıza. Böyle abone olabilirsiniz. Yani güvenle abone olabilirsiniz. Sizden bir ücret çıkmıyor. Like'larımızı bekliyoruz ve zil butonuna basarsanız her zaman bizim videolarımız karşınıza çıkar. Görüşmek üzere.